Selam dostlarım, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Yine bir Warzone rehber videosu ile karşınızdayım. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Seriye başladığımızda 100 aboneydik, şimdi 107 abone olmuşuz. Bakalım bu videoyla birlikte kaç olacağız? Arkadaşlar, bugün silah eklenti rehberimizin 3. ve son bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümümüzde eklentilerin tüm mantığını ve sistemini anlatmıştım. Daha sonra AR silahlarım üzerinden size birkaç örnek vermiştim. İkinci bölümde SMG'ler, yani hafif taramalı silahların mantığını ve eklentilerini anlattık. Neler takabileceğiz bunları gösterdik. Bu iki bölümü kaçırdıysanız sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalda henüz çekmediğim, kafanıza takılan, merak ettiğiniz bir konu varsa onları yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Mesela bir arkadaşımız oyun görevlerini anlatır mısın dedi. Bir başka arkadaşımız da oyun ayarlarını anlatmamı istedi. Bu iki konuyu tek bir videoda toparlayıp çekeceğim, merak etmeyin. Unutmayın, ben bu videoları siz daha rahat oynayın, oyundan daha fazla keyif alın diye çekiyorum. Yani sizin için çekiyorum. Yorumlarda bol bol bilgi alışverişi oluyor. Çok güzel bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Şimdi gelelim serimizin 3. ve son bölümü olan Marksman ve Sniper silahlarımıza ve eklentilerine. İlk olarak Marksman'daki silahları anlatayım kısaca. Daha sonra benim kullanmış olduğum Kar98 üzerinden eklentileri anlatıp bunları niye kullandığımı açıklayayım. EBR-14, yarı otomatik bir keskin nişancı tüfeği, yeni yeni Warzone'da tercih edilmeye başlandı. Bunun kardeşi dediğimiz SKS de sezon 3 ile birlikte oyuna geldi. SKS'nin EBR-14'e göre avantajları daha seri mermi atıyor, daha hızlı ve kontrolü daha kolay. Buna ek olarak EBR-14 ile aynı hasara sahip. Dezavantajları da isabet oranı ve mesafesi biraz daha düşük EBR-14'e göre. Ama unutmayın, isabet oranı ve mesafe eklentilerle fazlasıyla toparlanabiliyor. Ama ateş etme hızına çok fazla müdahale edemiyoruz. Bence SKS daha avantajlı gibi görünüyor. Bu arada yakın zamanda bir sniper etkinliği gelecek, birkaç yabancı kaynaktan okuduğum kadarıyla. Eğer doğruysa SKS ve EBR'yi son seviyeye yapıp yaslama videosunu hep birlikte çekeriz arkadaşlar. Geçelim MK2 Carbine'a. MK2 Carbine hızlı kurmalı bir keskin nişancı tüfeği. Multiplayer'da tercih ediliyor fakat Warzone'da pek alan görmedim. Crossbow'u anlatmama bile gerek yok. Yani hepimiz maç başlamadan önce kesin denk gelmişizdir birkaç kere. 3 saniye arayla ok atabiliyorsunuz fakat tek atıyorsunuz. Çok güçlü ama çok çok yavaş ve mermi düşümü çok fazla. Gelelim Marksman'in göz bebeğine, Kar98K'ya. Bu silah son seviye olduğu için bununla eklentileri rahat bir şekilde anlatacağım. Ben Kar98K yaparken nelere dikkat ediyorum? Hep birlikte inceleyelim arkadaşlar, gelin. İlk olarak muzzle'la başlayalım. Size ilk bölümde tüm eklentilerin ne işe yaradığını anlatmıştım. Tekrar tekrar anlatıp kafanızı şişirmeyeceğim. Kar98'e monolitik susturucu takıyoruz. Rakiplerin sizi kolay tespit edebilmesinin önüne geçiyoruz. Barrel olarak 3 tane Singard'ımız var. Bunların en uzununu, yani 27.6'yı seçiyoruz. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Kar98K sniper kategorisinde olmadığı için HDR ve aksiliğe göre hasar mesafesi düşük. Çok uzaklara etkili ateş edemiyorsunuz. Fakat barrel'ı 27.6 yaparsanız sizin silahınızın mesafesini ve bununla birlikte isabet oranını ciddi anlamda arttırıyorsunuz. Lazer olarak tek bir seçenek mevcut. O da tek laser. Ben lazer kullanıyorum çünkü dediğim gibi bu silahı uzak ve orta mesafelerde kullandığım için lazeri rakiplerin fark edemiyorlar. Dolayısıyla 3 tane dev gibi olumlu özelliği silahıma eklerken olumsuz tek özellik olan lazerin görülmesi de ortadan kalkmış oluyor. Lazerle birlikte silahımız hızlı ve sabit nişan alan bir Kar98'e dönüşüyor. Optik olarak size saçma gelebilir ama ben Solo Zero NVG, yani yeşil termal dürbün kullanıyorum. Bunun da sebebini anlatayım. Kar98 ile 50 metre ile 250 metreye kadar bu dürbünle rakip vurabiliyorum arkadaşlar. Abi, eğer daha büyük sniper optik bir tane düşürdüm. Hem silahımı hantallaştıracak hem de yakın mesafelerdeki rakipleri bir tane bitirdim. 3x dürbünle hızlı hızlı rakiplerim arasında geçiş yapıyorum. Bir tane daha düşürdüm. Tabii gördüm. Bir matematiği yok. Siz hangi dürbünü seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Tamam, ben bu dürbünle de çok daha rahat oynuyorum Kar98. Bir tane düşürdüm. Optik konusunda böyle kapatalım. Tamamen sizin elinize, gözünüze hangisi uyuyorsa onu kullanmakta fayda var. Evet, 5 eklentimden sonuncusuna geldik. Stok olarak Estival Precision Comp kullanıyorum. Nişan aldığınızda nişangahın sağa sola hareket etmesini düşürüyor ve silaha isabet oranı ve kontrol ekliyor. Silahta hiçbir yavaşlama söz konusu değil çünkü lazer tüm olumsuzlukları tek başına sıfırlamaya yetiyor, aklınızda bulunsun. Son olarak benim Kar98'im ekranda görüldüğü gibi. Bu dürbünü alternatif olarak Sniper Scope takabilirsiniz. Onu da hemen göstereyim. Bu dürbün de çok kullanılıyor. Ama ben şu an Solo Zero'yu tercih ediyorum. Onun haricinde lazer asla kullanmam derseniz lazeri çıkartıp Stip Grip Tape takabilirsiniz arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Yani lazer kesinlikle kullanmam derseniz lazeri çıkartıyorsunuz. Stip Grip Tape takıyorsunuz. O da nişan almanızı hızlandırıyor ama lazer kadar değil, aklınızda bulunsun. Yani o da hızlandırıyor. Ben lazeri tercih ediyorum. Çünkü lazer olmazsa nişan alma hızınız çok düşecek. Yani tamamen alternatif, sizin tercihiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum Kar98'i. Geçelim sniper kategorisine.
Bu kategoride oyun başında oynadığımız, daha sonra yüzüne bakmadığımız Dragunov silahı var. Bu silah yarı otomatik bir sniper'dır. Warzone'da pek tercih edilmez. Bizim asıl olayımız HDR ve aksellidir. HDR'dan başlayalım. HDR'ın atış menzili ve çok az da olsa isabet oranı akselliye göre daha yüksektir. Aksellinin de hasarı, atış hızı, hafifliği ve kontrolü HDR'a göre çok yüksektir. Ama unutmayın, bu iki sniper oynayacaksanız sizin tek amacınız kafaya çalışmak olmalı. Çünkü iki silahla da kafaya vurduğunuzda rakibiniz için kulak zilleri çalmaya başlıyor. 250 hasar ve net bir ölüm. Amacımız bu silahları hızlandırmak, mesafelerini arttırmak ve kontrolü çok bozmadan daha hızlı nişan almalarını sağlamak. Gelin HDR'le başlayalım. HDR'da muzzle olarak tactical suppressor kullanıyorum. Barrel olarak her ne kadar silahımızın menzili yüksek de olsa biz 26.9'u kullanmak zorundayız. Bunun sebebi de arkadaşlar, diğer özelliklerle silahımızın kontrolü çok daha iyi hale geliyor. Stock olarak Stalker Scout tercih ediyorum. Bunun sebebi HDR zaten ağır ve yavaş bir silah olduğu için daha hızlı nişan almak sizin avantajınız olacaktır. Hunter Scout da ilk başta mantıklı geliyordu, fakat onu taktığımda karakterimin neredeyse yürüyemediğini gördüm. Yavaş yürümek demek kolay mermi yemeniz anlamına geliyor. O yüzden Stalker benim tercihlerim arasında daha mantıklı gelen oldu. Şu an onu kullanıyorum. Perk olarak fokus kullanıyorum. Bunun sebebi de stokta kaybettiğim nişan kontrolümü bu perk ciddi oranda toparlamama yardımcı oluyor. Optik olarak HDR'ın kendi optiğini seviyorum ve onu tercih ediyorum. Siz dilerseniz perk kullanmayıp istediğiniz dürbünü seçebilirsiniz. En son olarak tek laser kullanıyorum. Bu da HDR'ı daha hızlı ve kontrollü hale getirmiş oluyor. Şu an ekranda gördüğünüz HDR'ın nişan alma hızı gayet iyi seviyede. Onun yanında mesafesi de çok yüksek ve nişan kontrolü de güzel. Eğer HDR oynamak isteyen fakat eklenti yapmakta kararsız kalan arkadaşlarımız varsa bunu deneyebilirler. Gelelim son olarak akselliye. Muzzle olarak monolitik suppresör kullanıyorum. Barrel olarak 32.0 kullanıyorum. Atış menzili olarak HDR'a yakın bir hale getiriyor silahınızı ve tabii ki de kontrolünüzü ve isabet oranınızı arttırıyor. Lazer olarak tek seçenek olan tek laser'ı kullanıyorum. Stock olarak Assassin kullanıyorum arkadaşlar. Bu da silahımızın nişan alma hızını ciddi oranda arttıracak. En son rear grip olarak Stip Grip Tape kullanıyorum. Bununla birlikte inanılmaz derecede nişan alma hızınız artıyor. Rakiple birbirimizi aynı anda görsek bile ben ona daha hızlı nişan alıp vurabiliyorum. Sniper vs sniperlarda bu çok çok önemlidir. Bunu bilirsiniz. Hızlı nişan alıp hızlı vurmak her zaman sizin avantajınız olacaktır. Bunu unutmayın. Eğer Axelli'nin kendi dürbününü değil de daha farklı dürbün kullanmak isteyen, atıyorum termal dürbün kullanmak isteyen arkadaşlarımız olursa tek laser'ı çıkartmasınlar, rear grip'i çıkartsınlar ve diledikleri dürbünü taksınlar. Tavsiyem size bu olur. Ekranda görüldüğü gibi bu AX50 hem atış menzili hızlı hem de nişan alma konusunda çok üst seviyede bir sniper'dır. Dediğim gibi sizin hali hazırda çok iyi oynadığınız silahlarınız varsa onları bozmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu rehber videosunu hiç sniper yapamayan arkadaşlarımız için hazırladım. Benim kullandığım silahları da böylelikle görmüş oldunuz. Size önerebileceğim ve anlatabileceğim sniperlar bunlardı. Anlamadığınız konuları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben hepsine tek tek cevap veriyorum. Bilmeyen arkadaşlar için umarım faydalı olabilmiştir. Yanlış telaffuzlarım olduysa kusura bakmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de abone olabilirsiniz. Bu tarz rehber ve oynanış videoları kanalımda düzenli olarak gelecek. Aramıza yeni katılan abonelere ve videoyu izlemeden beğenen, yorum yapan abonelerime çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.